merhabalar. Merhabalar. Evet efendim, merhabalar. Nasılsınız Şems Hocam, Bilal Hocam? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Bomba gibiyiz. Bombayız değil mi? Abi bomba gibiyiz ne demek ya? Sağlam ya. Yani patlamaya hazırız. Patlayınca ne olacak? Ne bileyim. Bir i̇yiyiz evren oluşur. Ya. İyiyiz hocam, iyiyiz ya. Değil İnsan mi? Küçük evrendir hocam. Yani? Patladığım zaman evren dağılacak. Küçük kıyamet. Siz psikolojide okumuş muydunuz? O kim? Okuttum. Ama sadece okudum. Hocam, çocuk 9'da, 10'da ve kısmen 11'de bir çalışma temposuyla geliyor. Şimdi 12 dediğimiz olayda, ya 12 olana kadar aslında çok gerçekçi, tutarlı bir hedefi yoksa böyle sınav psikolojisiyle hareket etmiyor. Ama 12 olduğu an ya da 11'den mezun olduğu an ya da özellikle 12'lerin tercih dönemi tamamlandığında, üniversiteyi kazandıktan sonra gerçekten 12 olduğunu hissediyor. Ve bir çalışmaya başlayacak. Bu adam nasıl başlayacak şimdi? Ders çalışmanın temel yapılarını soruyorsunuz sanırım. Nasıl çalışması gerektiği derken, ders çalışma alışkanlığını mı kazanmalı? Şimdiye kadar çalıştığı Türkçe, şimdiye kadar çalıştığı matematik gibi mi bundan sonraki çalışacağı Türkçe ve matematik? Yani burası bir yol ayrımı mı? Farklı bir çalışma stratejisi mi izlemesi lazım? Yoksa abi ders derstir, çalışma çalışmadır. Eğip bükmeye gerek yok mu? Şimdi üstad, test teknikteki temel mantık şu. O sizin sanırım kastettiğiniz geleneksel yazılım mantığıyla çalışmanın ötesinde test tekniği biliyorsun çoktan seçmeli mantık. Soru kökü, soru cümlesi ve seçeneklerden oluşan bir kurgu. Zaman sınırlı, sınıflandırılmış sorular var ve çok profesyonelce hazırlanmış sorulardan oluşan bir yapı. Şimdi buna karşı çalışmanın da temposu da, ritmi de, algısallığı da, hepsinin motivasyonu da, içsel motivasyonu, dışsal motivasyon, bütün koşullanmaların da farklı olması gerekir. Buradaki öğrenme, test tekniğindeki öğrenme, hocam da katılacaktır buna, çok kalıcı bir öğrenmeden söz edilemez test tekniğinde. Çünkü benzer formatta birçok soru var ve milyonlarca kombinasyon üretilebilecek bir soru kültürü. Bunların hepsini çözemeyecekse bir öğrenci, o zaman stratejisini, ders çalışma stratejisini biraz daha operasyonel bir mantıkta oturtmalı. Yani öğrenme sürecini her çözdüğünüz sorunun bir iz bırakacağı mantığı düşündüğünüzde buna bağlı bir çalışma alışkanlığı kazanmalı. Pekiştirmelerini buna göre kullanmalı. Yayınını buna göre seçmeli. Ama şu disipline de sahip olmalı diye düşünüyorum ben. Çalışmak özel bir şeydir. Çünkü siz bir bilgiye sahip olacaksınız ve sınav ciddi bir şey. Sınav hazırlığı da çok ciddi bir şeydir. Bunun asla laubaliliği olmaz. Boş vermişi de olmaz. Önemsizleştirmesi de olmaz. Seviyorum sevmiyorum noktası da olmaz. Ciddi olan bir şeye karşı ciddi bir hazırlık yaparsınız. Çalışma masanızdaki düzenden tutun da aralarınıza kadar, ne zaman ne ara vereceğinize kadar, neyi bitirmeden ara vermeyeceğinize kadar bütün bunları da ne yapmanız lazım? Çok iyi sistematik hale getirmeniz lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Çalışma alışkanlığının temel mantığı bu olmalı. Siz öyle düşünüyor musunuz? Değil mi hocam? Bey. Mesela yemek yerken çalıştığınız masada... Şems Bey baskı yapıyorsunuz. Cümlemi bitirebilir miyim? Gelme üstüme. Gelme üstüme. Çalışma masanızda yemek yerseniz psikolojik olarak siz her masaya oturduğunuzda yemek yemek gibi bir dürtü gelmez mi? Gelir. Kesinlikle. O zaman ya. Kesinlikle ne abi? Gelir mi gelmez mi? Hocam lütfen. Net olun. Ya şöyle, ama öz olarak kesinlikle hocama katılıyoruz. Hocamın söylediklerine böyle artık biraz çerçeve çizeyim. Çünkü hocam çok güzel bir tanım yaptı. Bunun içerini öğrenciye somutlaştırmak adına bazı şeyleri söyleyeceğiz. Hani çocuk... Niye hoca anlatamıyor mu? Yok. Bunu demek istiyorsun. Estağfurullah, olur mu ya? Şems hocam çok güzel. Hani benim anlatamayacaklarımı anlattı, öyle söyleyeyim. Burada sınırları şöyle çizeyim. Öğrenci bir kere kendisine bazı sözler vermesi lazım. Hani bir milat oluşturması lazım. Hani keskin bir bıçak gibi, ben artık üniversite hazırlık öğrencisiyim ve bu noktada bunları yapmam gerekiyor demesi lazım. İhtiyaçlarını belirlemesi lazım. Ve bu keskin çizgide ders çalışmak istiyorsa, doğru bir şekilde ders çalışmak istiyorsa bir takım şartlar ve bir takım yasaklar koyması lazım. Bu şartları şöyle sınırlandırılabilir. Verimli bir etütün süresi mutlaka bir sınırı olmalı. Yani çocuk oturuyor 10 tane soru çözüyor, ooo güzel soru çözdüm diyebiliyor. Ama görünen o ki hani verim alınabilmesi için ideal etüt sürelerinin özellikle 17-18 yaşındaki bireyler için 40 ila 60 dakika bireysel çalışma zamanı olduğunu görüyoruz. Halihazırdaki zaten milli eğitimde uygulanan ders süresi saati hani 40 dakika buradan hareketle çıkarılmış bir süredir. Bu 40-60 dakika neden 40-60 dakika? Özellikle yani doğru çözümlemede örneğin test çözüyorsunuz. 23 tane soru var. 23'e gelmeyi hedeflemeniz, yani o testin tamamını bitirmeyi hedeflemeniz gerekir. Bu bazen olur ki 30 dakika sürer, bazen 25 dakika sürer. Sonraki teste başlarken bu 40-60'ı gözeterek yapmanız gerekir. Eğer siz bir deneme sınavı çözmüyorsanız, bireysel bir test çözüyorsanız, yani bunun sınırlılıkları olması gerekir. 40 dakikadan az, 60 dakikadan çok olmayan etüt sürelerini açıkçası öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Öbür tarafta hani yasaklar koymamız gerekir dedik. İradesi zayıf öğrencilerimizin özellikle kendilerine sınır koymak adına yemek masasında bir yeme, içme alışkanlığı varsa bunları sonlandırmayı deneyebilir ki bunları not alıp kendi kuralı olarak masasına da koyabilir. Çok çok faydalı olacaktır. Etüte girmeden önce, çalışma alanına sen girmeden önce... Anlamadım.
hocam, yemek masası derken ders çalışma masasına mı demek istediniz? Ben tabii ders çalışma masasında yemek bulunmamalı. Bunu demek istedim. Tamam. Yemek masası mı dedim? Evet. Ders masası. Tamam. Ders çalışma yeri diye düzeltelim. Yemek olduğu zaman şöyle ki, ders çalışmak %10 öğrenciyi istisna tutuyorum, sevimsiz bir şeydir. Ha. Siz bu sevimsiz işlemi yaparken zihniniz ister istemez sizi daha sevimli olan alanlara yönlendirebilir. Örneğin kitap okumayı sevmeyen bir çocuk, daha çok hani televizyon izlemeyi seven bir çocuk, kitap okumayı da sevmeyen bir çocuk normalde televizyon izler. Ama burada oyuncuları üçe çıkardığımız zaman televizyon izlemek, kitap okumak, ders çalışmak. Çocuk eğer kitap okumayı ders çalışmaktan daha çok seviyorsa şunu söyleyebilir çalışmanın 10. dakikasında. Ben biraz kitap okusam iyi olur, bugün hiç okumadım. Aslında öğrencinin yapmak istediği şey onun adına ehveni şer olan kısmı seçmektir. Ders çalışmayı biraz daha böyle kurallı yapmamızın nedeni de budur. Her ne kadar sevimsiz bile olsa bizim buna ihtiyacımız var deyip bilişsel olarak bunu kabul etmemiz gerekir. Diğer taraftan hani yasak oluşturmak dedik, bunu çoğaltabiliriz. Asla çalışma alanına cep telefonu, dijital laptop, bilgisayar sokmayacağım. Öbür taraftan tuvalet ihtiyacım varken etüde başlamayacağım. Öbür taraftan annem ve babamdan yardım isteyeceğim, kardeşime göz kulak olmalarını ve çalışma sahama girmemelerini sağlayacağım gibi bazı... Bunları biraz arttırabilir miyiz? Bunlar kıymetli bence. Ben bunları önemsiyorum. Özellikle işte ev ortamında neler yapmalı? Bu kısmı biraz arttırmaya devam edebilir miyiz? Tabii ki. Mesela şartlarını ekleyelim. Ekleyelim. Bir çalışma alanının, yani basit bir şey gibi aman hocam da diyebilirsiniz ama doğru ısıya sahip olması lazım. Örneğin hani yaz kış 25 derece ideal ısı sıcaklık diyebiliriz. Nemliliğin doğru ayarlanması lazım. Bu küçük bir ayrıntı gibi ama çocukların hani havayı bahane ederek, sıcağı veyahut da soğuğu bahane ederek çalışma alanlarını çok kolay terk ettiğini görürüz. Öbür taraftan ışık çok doğru bir şekilde ayarlanmalı. Yani direkt dediğimiz değil de en direkt dediğimiz dolaylı ışıklar kullanılması bu noktada çok daha faydalı olabilir. Çünkü direkt gelen özellikle böyle ucuz diye aldığımız tasarruf ampullerinin gözümüzü çok çabuk yordu. İkinci, üçüncü etütten sonra gözlerimizi çok çabuk yorularak uykumuzun geldiğini görüyoruz, duyuyoruz. Öğrencilerimiz de anlatıyor. Bu noktada doğru ışığın da seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus oksijen. Yani saatlerce kapalı bir alanda kalmak çok faydalı olmayabilir. Her 40-60 dakikayı bir etüt olarak değerlendirdik. Aslında orada atladığımız bir şey var. Aradaki 10 dakika. Her ne olursa olsun bu 40-60 dakikalık bütünler 10'ar dakikalık parçalarla bölünmeli. Bunu şuna benzetelim. Bir telefon düşünün. Şarj ediyorsunuz. Şarj %100'e geldi. Siz artık o telefonu daha fazla şarj edemezsiniz. Bu telefonun biraz deşarj olup daha sonra şarj edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu 10 dakikada bu deşarjı gerçekleştirmeniz lazım. Oksijen dediğimde aklıma geldi. Sebep bu 10 dakikalık aralarda mümkün olduğu kadar odamız havalandırılmalı ve biz çalışma sahasını terk etmeliyiz. Mesela sınav hazırlık öğrencileri, yani sadece üniversite hazırlıkta değil, sınav hazırlık öğrencileri genelde kahveyi çok fazla tüketiyor. Bu noktada ne dersiniz, ne düşünürsünüz? Kahve tüketimi, tabii bu biraz daha biyolojik açıdan cevaplanması gereken belki bir soru ama hani bildiklerimizi paylaşalım. Kafein olduğu söyleniyor ve bu kafeinin etken maddesi çocukları biraz olsun ayakta daha fazla tutuyor. Daha fazla zaman ayakta kalabilmek ve ders çalışmak noktasında katkı sağladığı söyleniyor. Bağımlı hale gelmeden evet bu sıvı tüketilebilir ama kesinlikle bir uzman olarak bunun sınav esnasında ya da çalışma esnasında tüketilmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani mesela arada mı tüketmeli öğrenci? Evet, o 10 dakikalık. Bu ara sadece 10 dakikada olmayabilir. Eğer bir yemek yiyecekseniz bu 40-50 dakikada sürebilir. Başka ihtiyaçlarınız varsa bunları da görebilirsiniz. Ama minimum olarak 10 dakika aranın zihni dinlendirmek için gerekli olduğunu mutlaka söylemeliyiz. Peki. Şems Hocam ekleyeceğimiz bir şey var mı? Hocamın söylediklerine ek olarak şimdi aralardaki o temel mantık 40'ar dakikalık temel mantık. Biz bunu sınadık mesela Üstad. Öğrenci eğer bir blok çalışmayı bitirmeden her 10 dakikada bir ya da her 8 soruda bir ya da her 3 soruda bir ara verdiğinde deneme sınavlarında odaklanmada çok ciddi problemler yaşadığını gördük. Onun için o blok çalışma dediğimiz sanırım o 40'ar dakikalık blok çalışma ya bir noktayı bitirme, bir testi bitirme, bir konuyu bitirme mantığı hem bütünlükçü bir tavır ortaya koyuyor, hem konu zihinde daha net oturuyor, hem de öğrencinin o kondisyon yükleme dediğimiz olayı yani 40 dakikalık, yarın 120 dakikalık, 135 dakikalık kondisyonlarda da aşama kat ettiğini görüyoruz zaten. Onun için o 40 dakikalık bant kritik ve önemli diye düşünüyorum ben. Fikrim geldi. Bu noktada nereye abi? Zihnime. Buyursunlar. Şöyle ki tam tersi de olabiliyor. Mesela matematiği çok seven bir çocuk 40-60 dakikalık kuralı şu şekilde çiğneyebiliyor. Diyor ki ya bunu ben halletmem lazım deyip ısrarcı olup 2 saate sürdürdü. Eğer ara verirsem konu bütünlüğü dağılacak bahanesiyle ara vermediğini gözlemliyoruz. Bu da açıkçası şöyle bir benzetmeyle gideyim. Nasıl bir sonuca yol açabileceğini siz öğrencilerimiz düşünsün. Fitness yapıyorsunuz, vücut çalışıyorsunuz. 50 kiloluk dumbbell var, 25 kiloluk dumbbell var. Sürekli sol kol çalışıyorsunuz. Sonra
Biraz da bunu çalışıyorsunuz. Aynı düzeyde. Ve kaslarınız 2-3 ayın sonunda belli bir seviyeye geliyor. Ama bunu yapmayıp sadece sol kol çalıştığınızı düşünürsek. Sol kol çalışıyoruz. Sağ kolu hiç çalıştırmıyoruz. Ve iki katı çalıştırıyoruz ama. Hani günde 50 tane yapıyorsak diğer çalışmada bunda 100 tane yapıyoruz. Siz 3. ayın sonunda aynı gelişimi gözlemleyemeyebilirsiniz. Dolayısıyla sadece tek bir derse odaklı yapacağınız çalışmalar, diğer yapacağınız çalışmaları da doğrudan bu şekilde etkiler. Gelişim bir bütündür ve bu bütünü sağlamak için eksik olduğumuzu biraz daha fazla çalışırken iyi olduğumuzu minimum düzeyde çalışmamız gerekir. Öğrencilerde ters orantı ise eksik olduğumuzu çok az çalışıp iyi olduğumuz dersi çok çok çalışmak oluyor ve bu da maalesef yanlış bir yöntem. Evet, peki her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Şemsi ve Bilal hocalarımızdan beklentilerinizi yoruma yazabilir. Videoyu beğenip ne yapabilirsiniz? Abone olabilirsiniz. Değilseniz. Abonesiniz ama zili açmamışsanız Şemsi hocam. Zili açacaksınız o zaman. Peki o halde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.